24 Mayıs, 30 Mayıs. Değerli koç burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Güzel bir hafta sizi bekliyordur. Şöyle bir haritanıza baktığımda bu özellikle 24, 25, 26 ve 27 Mayıs itibariyle biraz daha sakin gün geçirmeye çalışmanızı öneriyorum. Oldukça duygusal ve kırılgan bir günde olacaksınız bu birkaç gün. Yanlış anlaşılmalı nedeniyle iş çevrenizdeki arkadaşlarınızla tartışabilir. Gereksiz kalp kırıklıklarına sebep olabilirsiniz ve siz incinebilirsiniz. O yüzden sizden ricam bu 25, 26, 27 Mayıs haftasında sakin ve güzel kalırsanız çok güzel aydınlanmalar yaşayacak. Bu ara özellikle 28-29 Mayıs haftanızda daha verimli ve yeni anlaşmalar, yenilikler sizin için daha keyifli olacak. Ortaklı iş yapıyorsanız parasal anlamda kendinizi daha güçlendireceğiniz bir nokta olacak. Kurumsal ya da farklı bir alanda çalışıyorsanız muhasebe, finans, insan kaynakları, mühendislik alanında yenilikler ve yeni anlaşmalar sizin için de gayet keyifli ve aydınlık olacak. Sadece şöyle bir sorunumuz var. Çok detaycı, ani kararlar verebilirsiniz. Ani kararlar sizi yıpratabilir. Mantığımız ön planda olacak. Enerjimiz ön planda olacak. Ve bu haftayı daha keyifli ve daha aydınlık yaşayacaksınız. Eğer üniversite sınavı ya da kendi kariyerinizle alakalı sınav etkinlikleriniz varsa gayet başarılı ve aydınlık olacağınızı söyleyebilirim. Kendi işinizi kuracaksanız güzel fırsatlar, yeni paralar, yeni anlaşmalar söz konusu olacak ve büyük bir kâra geçiş sağlayacaksınız. Sadece sorun ne olabilir değerli koç burçları? Duygusal anlamda kendinizi daha ön planda ve kendi içinizdeki yalnızlıklarınızla kavga edeceğiniz, sevilmeme ve duygunuz ön planda olacak. Değer vermiyor kimse bana diyeceğimiz bir hafta olacak. O yüzden yoga, meditasyon sizin enerjinize çok iyi gelecektir ve güçsüz olduğunuz noktaları tam anlamıyla iyileştirmeniz gerekebilir. O yüzden duygusallıkta güçsüzlük, kendinizi yalnız hissetme haftanız olacak. Bunu da toparlamanız sizin için daha sağlıklı. Evli koç burçlarında ciddi anlamda aileden kaynaklı sorunları iyileştirme, kendimize daha değer verme ve ilişkiyle alakalı güçlenme noktası söz konusu olacak. Hatta ve hatta yeni bir taşınma, yeni araç alma, yeniliklerle ilgili net karar vereceksiniz. Bu da sizi mutlu edecek değerli koç burçlarım. Üniversite sınavına gerçekten azimli hazırlanıyorsanız başarı görüyorum. Çocuğunuz lise sınavına girecekse hiçbir problem yok. Dikkatini toparladığınız sürece gayet başarılı ve aydınlık bir çocuk enerjisi toparlanacak gözüküyor. Ortaklı iş yapanlarda bazılarında ayrılık kararı, yeni tek başımıza büyüme ve ciddi anlamda bununla ilgili altyapı oturtması sağlanacak. Devlet ya da büyük bir kurumsal firmada yeni bir işe geçmek isteyen bazı koç burçlarında fırsatlar söz konusu olacak. Lütfen değerlendirmeniz sizin için artı bir evre. Özellikle reklam alanı, medya alanında çalışan koç burçlarında çok güzel bir iş teklifi, yeni bir alana geçmek size artık bir kazanç sağlayacak. Bununla ilgili de altyapıyı daha sağlamlaştıracağınız bir nokta uyarısı veriyorum. İlişkisi olmayan ve uzun süredir ilişkinizle alakalı terslik yaşayanlarda yavaş yavaş toparlanma, doğru aşka yelken açma ve kendinizi bulma noktası sağlayacaksınız. Yani aslında bu hafta birçok şeyi iyileştirme, kendinizle alakalı hataları örtme ve yenilikler hayatınıza geçiş sağlayacak diyorum. Bu ara müzik, dans, dekorasyon ya da astrolojik anlamda yoga, meditasyona merak olanlar lütfen bu kurslarla alakalı noktanızın altyapını oluşturmanız sizin enerjinize iyi geleceğini söyleyebilirim. Uzun süredir miras, mahkeme ve çözülmesini istediğiniz iş mahkemelerinizle ilgili olumlu süreçler başlayacak. Lütfen kim ilgileniyorsa mahkemeleriniz, aile mahkemelerinizle alakalı olabilir. Bunların altyapısını oturtmanız sizin için gayet iyi olacak. Mücadelenizi verin, en iyi şekilde haklarınızı alacaksınız diyorum. Geçmişte beklediğiniz ve gelmesini istediğiniz ilişkiniz için güzel fırsatlar sizi bekliyor. Değerlendirin diyorum. Bu ara bazı koçların ailesinde söz, nişan, düğün, bu tarz hareketler ve tarihler belirlenecek ve bununla ilgili koşturmalar yaşayacaksınız. Bu da ayrıca mutlu olmanıza sebep olacak. Bu ara alerjik reaksiyonlara çok dikkat edelim. Bahar enerjisi sizi bu konuda grip enfeksiyonu, nefeste, hani bazı noktalarda tıkanmalarınıza sebep olur ve şiddetli baş ağrısı ve migren konularımız ön planda olabilir.
olabilir. Son zamanlarda bazı koç burçlarında estetik düşünceniz var ve cildinizle alakalı lekelerle ilgili bir tedavi yaptırmak istiyorsunuz. Geç kalmadın mı değerli koç burcu? Bunun için geç kaldığını düşünüyorum. Yapacaksan bir an önce Haziran ortası olmadan yapman lazım. Yoksa lekelerin artacağını düşünüyorum. Çocuk tedavisi ya da çocuklarınızla ilgili yeni bir yatırım niyetiniz varsa da Haziran'a ihtiyacınız var. Şu an ani karar vermemenizi istiyorum ama Haziran biterken daha güzel bir eve geçiş sağlayacaksınız. Bu da sizi çok mutlu edecek diyorum. Hafta sonu ailenizle geçireceğiniz, çok keyifli bir hafta sonu geçireceksiniz. Yeni fırsatlar, yeni diyaloglar, eksik olan diyalogların toparlanma evresi olacak. Bu da size iyi gelecek. İyi hafta sonları. 24-30 Mayıs haftası size uğur ve bereket getirsin. Allah'a emanet olun. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de buyurun takip edin. Hoşça kalın, mutlu kalın.